Bəli, evet, sayın seyircilerimiz programımız devam ettiği zaman biz sizlerden beraber gideceğiz programımızın ikinci fakarasına, o geldiği fakaramıza, o da misafir fakarası. Misafir fakarasında biz misafirimizden konuşacağız, daha fazla tanışacağız. Biz bildiğimiz kimin? Her zaman Günaydın Vatanım programında bir sürpriz bir misafirimiz olar. Bu hazırlarız, bu Türkmen şahsiyelerine biz daha fazla tanıyalım. Günaydın Bey. Günaydın. Sağ olasın. Hoş geldin programımıza. Ramazan'ın hayırlı olsun. Sağ olasın. Üstadım hoş geldin. Sağ ol. Günaydın. Teşekkür ederim. Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ olasın. Hakikaten bir gün bize bir büyük şeref verdiysen buraya davetimizi kabul etmeye. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Siz de sağ olun. Var olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bidayeten ve seni tanıyalım daha fazla ve seyircilerimiz seni tanısın. Hüseyin Şakir Ahmet Düzlü, Düz köyünün. Güzel, güzel. Evet. Hüseyin Efendi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hüseyin Efendi, ben bilersem yani, çünkü ben de memleket halkı olduğumuza tamam. 30 bilmiyorum 40 sene nüfus dairesinde çalışırdı. Tamam. Ama şimdi emeklisin. Ha. Bundan biraz bahsetsey bizim için, neçe sene çalıştı orada? Tamam. Ben Düz'de takriben 12 yıl çalıştım. Hı. Nüfus dairesinde. Nüfus dairesinde. Düz 4 en yani Düz'ün teşkil olmağı 4 büyük mahalledendi. Hı. Birinci Mustafa'ga Çakala mahallesi, Mulla Sefer mahallesi, Orta Mahalle. Güzel. Asas sicil bu 4 sicildi Düz'ün nüfusunda. O güzel. Kalanı daha işte birisi ailelerden ayrılan oğlanlar, kızlar başka aile kurup doğru. Bu mülhak olup bu siciller. Doğru. Bes asas 4 mahalle 4 sicil. Doğru. Asası 4 mahalle dedi. Mulla Sefer mahallesi, Çakala mahallesi, Mustafa'ga mahallesi, Mulla Sefer mahallesi. Mulla Sefer mahallesi hakikaten. Bəli, Səhər xanım sorun. Bəli. Devam etdi 12 il Düz'da. Düz'dan sonra geldi o Bağdat'a. Yok, en evvel Bağdat'ta aydım. Bir daha sen Bağdat'ta aydın. Sonra akhirde, akhir günlerde döndü Düz'a. Ha, sonra 2005'ten sonra döndüm şeye. Düz'a. Düz'a. Düz nüfusuna. Fark neydi Bağdat devam eden, Düz devam arayarından? Çok fark eder. Bağdat yani? Bütün Irak'a işraf edir. Düz orada bir kazaya işraf edir. Hardan bu nüfusuna kartan adı, Irak'ın nüfusu burada burada adı. Bütün Irak'ın şimaldan tabi, cünuba. Yani şimal kapısından cünub kapıya, tamam. Gün çıkan kapıdan gün batan kapıya hepsi Bağdat'ta adı. Eydi, olsa bir kaza adı. Fark eder, çok fark eder. Her Bağdat'ta yoruldu. Tabii ben 43 yıl muvazaflık ettim. Maşallah. He. Maşallah 43. Gece gündüz. Güzel. Yorulduk. Çok güzel. Neçe iliydi ya? O geldi tekaüt çıkanda. Haksı iliydi. Ha, 2016'da çıktım. 2016'da? He. Yani, sen her 2003'ten evvel doğum edip sen. Kendi nizamı koydu ya. Şimdi de. He. Yani o zaman Seher Hanım dediği gibi Üstad Hüseyin mesela Saddam nizam vakti, o vakit, Saddam rejimi zamanı vakti bana geldi, fark ederdi biraz çalışmalar. Yoksa aynıydı, kanun filan filan, nüfusta çalışmaktır. Yo, aynı andı, bir şey olmadı. Aynı olmadı. Nüfus, o nüfustu, o cinsiye vermek, o cinsiye vermek, başka şeyde nüfusa ait var, kasam şer'idi, bilmem filan şeylerdi. Hepsi birdi, delik ismi, yani bu nizam şey mal, nüfus mal, has var kanun, nizam, nüfus malı. Tamam. Ben isterim o noktaya dağım. Eğer ruhsat verirse bana hanımefendi. Biz mesela sukuttan sonra, Saddam rejiminin sukutundan sonra çok aileler Irak yani diğer nüfusu Irak'tı ama yurt dışındaydılar. Tamam. Hariçti. Onlar gelmekte ne şekilde tahammül oldu özleriyle? Ha, onlar çülücüne kuruldu. Mesela Kerkük'de kurulmuştular mahkeme. O arvadın, uşaklarını getirip burada tecil eder, yazar. Böyle. Biz de onlar için aynen nüfus defteri ben. Her şeyi yazdık, ettik, sarf ettik, teşhir ettik, hepsi sicillatta ihtiyadı yani, tabii bir şey. Çok ihtiyadı yani. Ha. Çünkü bazının cinsiyası da yokuydu. İşte aynen yengeçten cinsiyet çıkarttık, her şeyi çıkarttık, zavacını teşhir ettik. Güzel. Hepsi oldu. Güzel. Bir kere neye doğrar, bazı oyunda kabin kesmişti. Ha. Her devlette bilirsiniz tercüme kanunu var. Tamam. O lügatını döndürürdü Arapçaya, orada tasdik olurdu. Onların bizim safaramızdan olan tasdik olurdu. Gelirdi buraya harcaya, harca verir dahliye. Dahliye olur. Bizim için biz bunları temfiz edirdik. Aha, güzel. Hepsi için yani usuldan, kanunla resmi. Hiçbir şey olmadı önünde. Güzel. Yani. Çok güzel. Ve biz bildik uşağın nereden olduğu zaman biraz meşakil olar.
ad üzerinden davet ederler rahnetler. O diğer Muhammed, o diğer Ali, o diğer Ömer. Fariyelerinde davet olur her zaman. Biraz adını, mesela tezcil adını uzadılar. Özler mayın 15 gün verirler ila bir aya kadar. Özü uşak o saat doğduğunda neden oldu? Müsteşfede has sicil var. Sicil var özde. Evet. O istimara var. O istimara dolar. Hası saatte, hası günde, hası doktor, hası şeyler onu şey edip doğdurup bu hatta sıhhati neydi yazı onda bu dört nuskadı. Bir nuska uşak sahabine verildi. Bir nuska o dairenin ihsası var gider ihsasına. Bir nuska da gider aynı nüfus dairesine. Bu ona göre icraat alını. Adına koyulup o ad teşhir oldu ona göre. Gözü istirse değişmek gerek gelsin mahkemeye arıza versin. Değişmek bizde zahmet. İşte o cinsiyet çıkmadan evvel. Gerek. Olabilir. Bas ne kadar cinsiyet çıktı yok daha olmaz. Bitti. İyi ustadım, bazen mesela diğer hükümet nancana diğer mahkeme uşak müsteşfede olduğu için gerek nüfusa müracaat etsin. Tamam. Nancana verir müddet. 15 günde bir aydı bilmiyorum bilirsem. Yok fazla. Var bir ay var 3 ay. Nişi bir ay nişi 3 ay. Bu beritten gider gayrı bu şey. Tamam. Bu istimarat ulada. Gidince bu tahir olur. İşte beritten bilirsiniz nece dolanı muhafazaya, muhafazan sahaya, sahadan değil bir de gel nüfus dairesine. Nüfus dairesi bunu sicilde teşhir eder. O bir nuska var özünün yanında, tamam. Uşak sahabinin. Gel o nuskanı görseydi, pembe nuskadı. Ona göre 13 cinse çıkar. Eydi tahir olsa nece? Adam var 2 yılda cinse de çıkar nüfus. Onda gider bir kere mahkemeye. Onun icraatı nerede? İcraatı bu da gider mahkemeye. Takdim eder, sonra kayıt velede çıkardı. Ki şahad, muhtar bunu çıkardılar. Tamam. Yani ben görürüm bazı, bundan bir fetrevel bir arkadaştan konuştum. Dedi kızım 5 yaşında hele cinsiyet çıkartmamışım. Bence bir büyük cerimedi bu. Tamam. Yani hükümette ki yazılmadığına bütün hukuku da gider Allah etmesi bir şey olsun. Tamam belaydı. Ondan sonra yaşı fark eder. Ola bir ile ver, bir yıl sonra bunun ömrü tecili olur. Onda ömrü şey eder. Ondan sonra bu kanun var bizde ve terbiyede. Bu uşak mesela baktı bir yıl fasıl evvel. Fasıl evvel herden birinci aydan üçüncü aya kadar. Bu uşak olupsa mektebe bir yıl sayılı özü üç ömür. Ondan fazla olsa karı yengiyle yazıl mektebe. Bu biraz işgalet ederdi gene her yıl mektep açısında. Baktı uşak yedi bir iki ay fazlaydı. İki ay yazsıydı. Bir kere kitap ederdik bunun için müdüreye. Müdüreye de muvaffaka gelirdi. Bazı kabul olurdu, bazı olmazdı. İşi fetre zemeniye uzundu mesela. Uzun. 4 aydı, 5 aydı. Tamam. Olmaz o il sayısının ondan. Mesela 1 yıldan 5 ay eskiydi. Eskiydi. Yo 5 ay fazlaydı. Fe ille gerek kamil olsun. Bu da hepsi kanundu yani. Yani biz tecavüz olamaz o zaman. Görürük yani, biz görürük bazen mesela. Uşak geçip 5 illeri de geçip bazen. Git yazdır özünü, babadır vallahi hala vaktim yoktu, mecalim yoktu. Üstü babanın, bu hepsi o uşak. O babanın şeyini çeker. Edi bunun akubası neydi yani? Akubat yoktu özünde. Ne olacaktı? Akubat yoktu. Yoktu. Ha çıkar özü için. Yani bir karama, para filan yoktu. Mahpusluk yoktu. Mesela işte o uşak bu kartel kalıp cinsiyatsiz. Bir sebebi şimdi en büyük şeydi bu husat tamuyeni geçmek. Tamam. O 5 yıl mesela husasını almıyor. Ve bu var. O da var. Ya baktı ölüptü. 3 yıldı, 4 yıldı. Bunlar bunu gidip vefatını teşhir etmeyipler. Sıtfa orada varisa kalıp. Yer, dam filan şey. İbker onda baktı. Bir büyük gelsin. Kapı açar özü için müşkül. Büyük bir kapı müşkül. Gerek o adamın yaşında, o ölenin yaşında adamlar bu gider mahkemeye arıza verir. Bunu çık, karar mahkeme ki şehadet vefat çıkarsınlar. Tamam. Karar vefat. Hüccet vefat çıkar. Bunu çık, onu getirirler. İki şahat, muhtar tamam. Geri nüfus dairesinde onun vefatı teşhir olur. Ondan sonra onlar için kastem şahara çıkar. Oy ya. Büyük bir işti bu. Çok çok. Bazı var 10 yıldı, 20 yıldı. Bazının kannası, kocası ölüp. Babası da ölüp. Hele bunlar bir şey etmeyipler. Geri bunların evi kalıp. Ya bir sayralar kalıp. Başka bir emlak kalıp. Bunu işte bölüşsünler. Verirse bölüşmeye gerek. Bir kastem şahara çıksın mahkemeden. Tamam. Mahkeme bize kitap yollar. Buranın surat kaydını ister. Güzel. Ayse bahse bunun babası, hele kocası, kannası diridi. Bir kere buna kitap veririk, mahkemeye gider, şehad, muhtar para, orada teşhir eder, şey çıkardı, hüccet vefat.
özel sıraydan getirir bunu tercih eder nüfusta. Ondan sonra surat kaydı verir. Doğru. Surat kaydı gider mahkemeye. Mahkeme ona göre burası şey çıkardı, kasam şehri çıkardı. Bu da bir büyük uzun fetre ister yani. Tamam, yorulmak ister. Ondan sonra işinden olmak ister. Bu vazife sahabıdır. Başka hür iş sahabıdır. Bak günlerle, aylardan ancak bunun işi biter. Bazı da bizde Türkmen adlarında Eski Vakıt, Gülşan, Güler, Gülzar, bilmem, Korkudar, bilmem ne yazandalar. Baktı bir nokta, iki nokta kim ne olup? Yo nokta gelip ya altına gidip bu altına. Bu adıge bunu iki kitap öyle yazgın muhafazaya, yansın, cinsi amaya filan. Bu gidince bu kitaplar yani 4-5 ay bu yorulup bu adı doğruyunca. Tamam. Bu işgalatı doğruyunca. Ve sebep neydi? Hepsi o suç özelliğinde ki vaktinde, ayında, gününde müracaat etmirler. Doğru. Üstadım ben bir şey bak yadıma da düştü. Geçen zamanlarda bizden bilsen şehadet istiller filan. Ben Ersen Cemal Mahmud. Yani diye bir gün şehadana pardım teslim ettim özümü. 5-6 ay sonra bir de şehadan ister. İkinci şehadana alandım kocamın adı Muhammed yazırım. Bak işte böyle. Burada Mahmud, burada Muhammed. Yani ben bunun arkasıca oldum doğrusu. Aynı uzaraya, Bağdat'a kitabiyetler, uzarat terbiye filan fistan. Orada çalışan muvazzaf, bence galatlık etmişti bilirsem de yani. Bana dediler dava da açabilsen üzerine, o muvazzafın üzerine. Tamam. Ama bu da vakit çeker. Tamam. Fabular çok müşkül eder insan için. Çok böyle şeyler yani. %10, %5 bu nüfusta bu müşküleler var. Doğru. Yani diyor günler nişi evvelden kalıp. Sebep de neydi? Onlar teşhir edende. Diyende getirende bakanda tehdit etmir. Ben sen kitabı getir bu muvazzafı erseyi. Bu kitap yazdı, muvazzaf Ali'ye verdi. Bak, bak oku özü. Tamam. Ne yazdı? Ondan sonra tekkiden seri baba feladi, beladi, beladi anlasın. Tamam. Çünkü bu ömür boyunca kalacaktı. Tamam. Yani bir 5 dakika vaktiden, 5 dakika da çekmez. 1 dakika vaktiden bes bak özüne adında essi, fizler almasın. Çünkü bu ömür boyunca kalacaksın da varaka. Bu nüfus daire çok dakikti. Aynen kalp, kalp derece işlemek dakikti. Böyle dakikti. Nişi yazsay, bunun en evvel adı, sonra nenesi, sonra babası, sonra bunun lakabı. Lakablerde çok gene şeylik var, işgalatoğlu. Eski Türkmen adları çok çok kuru adlı. Bunu yazandalar çok galat olur bu adlarda. Fevalar yani nüfusta çok işgalat eder ve onun sahabları da yoğulur. Doğrudur. Allah kimseni de yormasın, sen de güzel açıkladı bizim için. Onda da ne istiyorlar? Git o adamı ölenin ömründen bir 5-10 ömür fazla ömürlü adam geldi. İki onun ilmi var yani. Tamam. Bunu görüp, yani şahat yağın. Şahat Allah havanta diyor ki yemin içmeyordu bu Kur'an'a. Tamam, Kur'an'a yemin içmeyordu. Fevalar tapınca, getirince, yok bana sana dir ki senin kocayın. Yok kocayın babasının cinsiyasını geldi. 47 malı. 57 malı. Ona göre doğruluyor. Kimde kaldı bunlar? Doğrudur. Hakikaten Hüseyin Efendi geçek bu meslekiden geçek bu sürmatının tarihine muhricimiz, siyatil muhric bir videomuz var. Hazret ederek görsedek sana özünü bu mevzu üzerine konuşalım. Bu rahmetli Kemberağa'nın dukhanası. Tek altı diye. Bu yok. Bu büyük Aksu suyun üstünde özlerin kapısı kanşarında bunu yapmıştı bir büyük dukhanı. Her gece Kamer Ağa büyük yani vaktinde de yani bir hükümdarmış, tuzak hüküm süren özüymüş yani. Fa bu dukhanını yapıp gece ögüde gelen adamlar, ailelerde böyle maruf insanlar bir gelir gece bu dukhanada oturardı. İşte memleketin neyi var, neyi yok. Ara yerlerinde işte hakikatler, tarihten, tamam. Müşküleler, avail müşküleler işte, bazı ziraata ait işler orada konuşulurdu. Doğru. Bu bana gel, Hani geliyor Subaşı, Çeyhan'a bilmiyorum. Bu Çeyhan'a adı bu. İsmail Çeyhan'ası. 5 Çeyhan'a var Hürmuat'ta. 5 Çeyhan'a. Meşhur Çeyhan'a, İsmail Çeyhan'ası. Hasrav Çeyhan'ası. Ekrem Çeyhan'ası. Rahmetli Seyyid Kandar Çeyhan'ası. En meşhur büyük Çeyhan'ı ki garipler gelen gerek Abgayip Çeyhan'ası oturarak çay içerdi. Tamam. Çayın ergelesi bunun meşhuruydu. Doğru değilsen. Kime diyordu yani bir garip gelse duza vaktinde her memlekette göründüğü gözün derdi vallahi hani rahat şifet ay gazin oysa mı gazin
Şesme Abu Gayb. Abu Gayb. Ha. Doğru diyorsun. Üstadım bu düzün eski cahillerdi bilirsen. Eski adamları rahmetli Hacı Bayat'tı. Ha. Eydi. Şeyh Hacı Ahmet'ti. Kasab İbrahim'di. Rahmetli Necer Zeyn Abdin'di. Tamam. Bugdegen Hacı Mübarak'tı. Ha. Hacı Ahmet'ti. Bunlar hepsi mevkup kurardılar. Şey giderdi. Kerbalaya giderdi. Erbaine giderdi. Erbaine ziyaretine. Eydi. Sualı var. Ben istedim bir sual sorayım. O da aşağı Türkmeniye üzerine. Ece Duz'da olsun, Ege bütün Irak'ta olsun. He. Bak abim, biz yalan diyemeyelim. Biz şimdi çok eşdarız arkadaşlardan. Diğerler Türkmen'de çok aşağı yoktu. Bəs bəyatlardı. Gelsek Türkmenlere eyudlar. Yani betül fulani, betül fulani. Bunu bizim için şerh etsin. O bir maluma var ise bizim için tavzah etsin. Duz'da, ben iki önde ömrüm 70 yaşına geldi. Uzun ömürler inşallah. 5-6 meşhur aile var idi. Duz'da. Yani bet koydu ya. Aile. Aile. Birincisi, Seyni Abdin Ağa gelin, Qəmbər Ağa gelin ailesi. Hı. Özü, kardeşleri, işte aşireti. Sonra Xurşud Ağa gili. Sonra geldi Qəmbər Efendi gili bir çayla aşireti meşhurdular, marufdular. Sonra geldi Şinavlı aşireti. Tamam. Sonra geldi Maruflu aşireti. Tamam. Sonra geldi Qızav aşireti. Tamam. Bunlar hepsi Duz'un teşkilatı. Bu ailelerdi, meşhur aile ve Duz'da imdiye kadar bulan işte özleri, ahfatları, availleri yaşırı. Sonra da Bayat'tan da var işte gelipti. Bayat'ın takriben 30-37 köyü var. Aha. Duz'un etrafında, etrafında olan. Bu Bayat Türkmence, Arapça konuşurlar bunlar. O benim. Bu haydan gün batanında da Duz'un. Gün çıkanında ne var? Kürt köyleri, üç nahiye var. Kadir Kerem, Navcul, Lekobaz. Bunların da tarafında takriben 35-40 köy var. Bunlar da bu tarafta. Güzel. Bunlar Kürtçe konuşuyor. Bu tarafta Bayat Arap'dan Türkçe konuşuyor. Bunlar hamdolsun yani Duz kurulanı biz tarihimiz gören hepsi kardeş kimi yaşıttı. Gelse bir dükkanı bir şey almaya üç adam durup. Bu Kürtçe konuştu, bu Türkmence, bu Arapça. Döndürdü, üçü de birbirinden aynen konuştular. Tamam. Aynen o hiçbir şey yok. Aynen, kardeş kimi, aynen bir ev kimi, bir aile kimi. Hepsi birbirine ağlayıp, verip yaşarlar. En güzel bir kardeşlik yaşamağa. Tamam, hakikaten de velat. Tamam, son zamanlarda bazı engeller oldu. He. Ama hamdolsun Allah'a şükür o engeller de kalmadı. Bu diyeler işte bir isi yelesti. O da geçti hamdolsun. Bir geçen sıra günün tozana hakimin. O kardeşlik hele kalıp, o geviler hele kalıp, o pek insanlar hele kalıp. Hamdolsun Allah. Hepsi de bir gevilde, bir dilde, bir bakımda, bir vatanda yaşırlar. Allah'a hepsi de birbirine yardım, birbirine ortak, birbirine her şeyine karışmakla, Allah etmesin bir şeyde, musibette, bir kefte, hepsi birbirinden kardeşti. Doğru. Üstadıma diyeyim, Duz Hurmatı'da çok çalışan insanlarımız var idi. Mesela Duz'da biz de aldığımızdan güzelçileri. Bunların tarihinden biraz konuşsaydık. Üç meşhur güzelçi var idi. Birincisi Zeyni Abdin, Küzey Zeyni Abdin. Küzey Zeyni Abdin, Qəmbər, İsmail. Küzey Zeyni Abdin indi Xan Gölü yanında diyorlar orada da bir İngiliz askeri geçende orada bir demir köprü yapmıştı. Eseri bir yer. Bunların küresi oradaydı. Qəmbər ki biraz bu yanda şey gelin Vəli Demirçi Ali Vəli gelin bağının bu yüzünde gün çıkanındaydı. İsmail de indi Amanı Mektabı var. Oradaydı bu kıtar şey mahattası yanında küresi oradaydı. Tamam. Bunlar işte evvel bir şey bastıka etmek, küpü etmek, küp su küpleri, o hoş şerbeleri, nakışçı şerbeleri derler. Yaz günler bunlar koylar sıtaraya, geceden bu sağ olsun kalardı özünde. Daha bazı böyle timsalar ederler. Aslan kimi, kuş kimi, böyle gögerçin kimi. Bunlarda da su koyulurdu gene. İstemal ederdi. Bunlar gene bazı bu geçenler, misafirler, garip kimseler bu garip şeyler görerdilerdi. Onlar da bunu da yaşardı. He, doğru. Çok iyiydi. Bilersen pamukçular da var idi. 2-3 pamuk atan var idi.
Birisi Mustafa, Dağlı Koz Mustafa diyorlar. Yani memleket hakiydiler bu. Memleketliydiler. Güzel. Hem de işte Allah rahmetine gitti. Onun oğlanları bas öz meslekine gitmediler. Öz meslekine gitmediler. Şimdi kalıp bir iki tane bunlar işliler. Birisi bu Kasım Dubla Hüseyin diyor. Onun oğlanları. Şimdi işte bu parmak atmakta. Bir tek de var Hacı aslında Karatepe'li. O da oğlanları gene pambak atmakta işleri. Doğru değilsen. Bir tek de var idi büyük. Derdi özel lal öte. Büyük lal. O da vaktinde. Güzel. He şey işler pambak atardı. Daha ne sanatlar var idi yani bunlardan ayrı? Aa, daha iki büyük sanat. Duzda nacarlık, demirçilik. Nacarların pazarı ayrıydı demirçiler. Bunlar bir şeyi evvel cütkarların bütün aratları bu demirçiler yapardı, elden bunları. Onda teletraktörler falan çıkmamıştı. Nacarlar da onlara ait, o demir şeyleri, o aratlara ait bir kısım ağaç işi var idi. Tamam. Yabadı, bu avcar boyunturuk diyorlar. Tamam. Bazı tahta işleri var, o demirler ona bağlardı bu cüz sürmek için. Haşözlerden, sizden böyle. Bu katillere şeyleri boyunlarına koyulurdu. Onda bu fellahlar, cütçüler bunda cüt sürerdi. Tamam, doğru sen. İndi de kalıp bilirsen bu necarlar kalıp düzda. Kalıp az kalıp. Olanların hafifleri kalıp. Meşhur necar demirçi var idi, rahmetli. Demirçi Takı, demirçi Şerif, demirçi şey, Karasemin. Bunlar meşhur idiler yani. Doğru değilsen. Bunlar da dört han da var idi. Büyük han Hurmat'ta. Ker Asker Hanı, güzel. Niyazi Gelin Hanı, güzel. Bir de rahmetli Salih Bacet Gelin Hanı bu. Doğru. Bana. Geçen gün benim Ramazan'da adet takalit ne caydı Duz'da? Valla Ramazan işte bu ay çıkanda Habbe Alem tebrik ederdi birbirini aileler. Sonra her akşamlar bu iftar çemre olurdu. Taban hiçbir komşu o yemeği öz ailesini yemezdi. İlle en evvelden kakaydı, bir iki konşu yaparaydı o yemekten. O konşular o mahalle paylanardı. Sen bir şekil bir duru yemek edipsen, vakti dört şekili var. Pilav da var. Bunlar iftarda ederdi. Ondan sonra sühürlükçü davul zurna çalan var idi. Bunlar kadimi yani düzün tarihinde. Bunlar kakarlar iki saat sühürden evvel. Mahalle mahalle, ıskak ıskak. Bunlar davul zurna çalardı. Kalkardı. Bir kısım gençler, şeyler bakardı, çıktılar 5-10 genç, bir helay kurdular. Bir 5-10 dakika helay taptılar, çoba şey ettiler sühürlükte. Ondan sonra dolanırlar bana sokaklarıyla, sabah hazarına kimin dönerdir evlerine. Doğru. İyiydi ustad, nişi kalmadı o adetler? Mesela geçenlerde biz görerdik, şimdi köylerde de var. Görür mesela komşu komşu yemek verme, özellikle Ramazan'da. Ama şimdi büyük memleketlerde bunları görmürük. Görürsen neden, sence yani? Bence vallahi yani bu yengi ciller, yengi şeyler dakşınca ne şey çok yemekler indi evlerde olmuyor. Doğru. Telefonlardan bunlar yetirme şeyler çıkıp motor saykiller telefon ediler. Bugün şu an bizim çiftler filan yemek filan şey getirin. Düz oturuplar her hazır sıcak öğlenle koyup iftar edelim. Tamam. Suhurda da gene bir kısım yolur. Onun için daha o gelen o ailenin nefer kadarı tamam. Gelip de fazla gelmeyip şey bes bazı kalkır davet edir yani filan lokuntaya gider yani bir iki aile yığır bir an lokuntaya gider orada iftar ederler orada suhur ederler tamam. İşte zamana göre vakta zamana göre her şey değişir ama geçen zamanlar çok hoşuydu hoş neydi ülfet muhabbet Allah yetmesin bu mahallede bir insan geçindi bir il o mahalle hiçbir kefe şey katılmazdı ve hepsi de kare girip o bilden sonra eğer onlar bir toy edirse, bir ferah iş edirse kakar da giderdi olan ruskat alırdılar. Tamam. Baba ruskatizden Allah öyle yüzü rahmet etsin. İşte bizim bir bereket işimiz var. Ola diye baba buyurun mübarekti. Toyda da o mahalle ruskat hepsi o toya gelirdi katılırdı. Erkeğer vardı, genci. Yardım ederler, yollurlar o toy sahabiden. O Allah etmesin ya sahabiden, ta'ca sahabiden. Hepsi o mahalle olan yardım ederdi. Her taraftan. Doğru. Maddi ve manevi. Doğru. Hakikaten yani biz
bunları çok az gördük ama eşitirdik dedelerimizden, ha. Sizi kimin insanlardan. Ben senin rahmetli kocayı görmüşüm. Doğru diysen, ha. Doğru diysen. Ve üstadıma diyeyim mesela sen demişti konşu konşuya gelmeğin, gelmek gitmek veyahut her işinde olsun, ha. Allah etmez kötü işinde olsun. Yani ben bilersem Allah etmez bir yerde bir taziye olsaydı, o taziye evi yemek etmez. Ha, komşular mesela destek olurdu. Ya hani yığışırdı bu şeyi, şeyler büyük arvatlar. Bunların yemeklerini, içmeklerini oraya derdi. Taziye sahabesi oturdu, gelen gideni yola salmaya. Doğru. Hiçbir şeye karışmazdı. Onlar kalkardı. Bütün bu komşular, 10 komşu, 15 komşu, özü, evladı, adamı, kadınları bunlara yardım edilir. Yardım. Öz evleri kimin, öz işleri kimin yani. Bazı kapsın da çağırdı mesela, yeri yoksa komşunun. Yarın buralara fazla misafir, mesela düzün şehrinden, etrafından yerler kalmayıp, onlar kaplarına çağırdı evler. Bazı özün ev küçüktü. Komşuda taziyani o toyor dederdi. Ne güzel bir adet tekadet. Çok çok yani. Bir, ne güzel bir adet tekadet. Yani hepsi bir ev şey ya, sayılırdı. Bir ev, bir aile. Hüseyin Efendi bir son sual soracağım senden. Çünkü programımızın vakti çattı. Seher Hanım'ın ruhsatıdan. Bağdat'ta yaşamak güzeldi yoksa Düz'da? Tamam. Nanca var sen Bağdat'tasan diyeğin? Ben 45 yıl Bağdat'ta hayatım geçirdim. Yani bütün gençliğim, hayatım, ömrüm geldim. Her sakalim çıkmayıp, bugün zordan malum yedirin. Saç sarı, mavi göz. Bağdat'a geldim. Kocaldım bir şükür. İşte saç beyaz oldu. Allah uzun ömürler versin. Ömür bu yere yetişti. İyiydi. Vazifeye emekli olduk. Hamdolsun çıktık. Allah. İyiydi. Düz hoştu yoksa Bağdat? Tamam. Her yerin en şeyi koydu, asması koydu. Bütün devletler asmasiden güvenir. Çünkü ilim, marifet, sakafat oradan paylanıyor. Öz buradan paylanıyor. Şeye, o devlete. Ama her fikir, hayal oradadır. Memlekette. Tamam insan şeyin doğun yerini hiç unuta bilmez. Unuta bilmez. Ana yeri, ana yurdus. Doğru sen. Şimdi bilersem Düz'de de kalıp yani Allah uzun ömürler versin kardeşler, bacılar oradadır. Ha kardeşlerim var, benim oğlanlarım da bir kısmı oradadır, bir kısmı buradadır. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Sağ olasın. Allah uzun ömürler versin sana da. Sana da diyerek çok sağ olasın, bizim davetimizi kabul etti. Ama bilirsen programımızın vakti çattı. Son sözde Allah senden ne demeği var? Vallahi ne demeği, ben haz edilen bu yenge kakan gençler. Hı. En evvel milletliği, kavmiyeti anlasın. Güzel. Sonra dini mezhebi anlasın. Doğru. Şimdi üç şey bizde bu büyük bir müşkilaydı. Bu kalkan yenge gezler, milliyetçiliği ve dini mezhebi birbirinden ortana ayırmır. Doğru. Gerek bunu anladık bu yenge kalkan gençlere. Milliyetçilik, yani millet, biz Türkman milletiyiz, nerede? Ondan sonra bizim dinimiz nerede? Mezhebimizde, her dinde işte neçe mezhebe bölünüp. Doğru. Bu kaide bir şeydi yani. Doğru. De, din de ruhudu. Ruhu bir şeydi, ilahi bir şeydi, imanı bir şeydi. Ona iman getirmek necadı. O da işte onun adamları, alimleri var, anladırı. Tamam. Gerek bu milleti de bizde gelen, ögde gelen adamlarımız, mesela Kürtlerle adamlarımız, milletçiler bu millete anlatsın. Her kişinin kavmiyetini, milletçiliğini, dilini. Bu gençler anlasın bunu. Doğru. İnsan gerek diline, ana diline gerek mekayet olmak lazım. Tabii bir şeydi. Ana dil her şeydi insanın ana biz, dili. Biz gördük de dünen sıra gün Bağdat'ta Türkmen ocağında. Evet. Yani ne güzel ailelerimiz bizim. Bütünü Türkmen aileleri Bağdat'ın içinde. Yani toplanmakları, fikir paylaşmakları. İnan ki biz bunları görendik sevindik. Evet. Çünkü Türkmen milleti her vakit başka dillere göre hürmetim var, çok farklıdır. Tamam. Çünkü biz fikir sahabiyiz. En bir medeni ve kültürlü insan Türkmen milleti sayılır. En naziktiler de. Tamam. Çok naziktiler de. Doğru sen. Sağ olasın üstadım. Çok sağ olasın bizi davetimizi kabul etmeye. Çok memnun olduk senden. Bilsen de programımızın vakti çattığına çok özür de dinlerik senden. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim sizden ve kameramenler. Size bu fırsatı verdiniz. Bana geldim. Memleketimin her adatın, her şeyin konuştum. Sağ çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun.